Haberin merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması Konferansı'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gerçekleştirilen açılış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın onurunun korunması tüm İslam aleminin vazifesidir dedi. Mukaddes kitabımız, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu gibi innemel mu'minune ihve. Müslümanlar ancak kardeştir. Sınırların aramıza girmesine, mesafelerin bizi birbirimizden koparmasına asla izin veremeyiz. İstanbul'umuzda sinagoglar var, havralar var. Bu olaylar olurken bazı gruplar sinagoglara saldırma yoluna gittiler. İlk işim İstanbul valisine, emniyet müdürüne bunlara müsaade etmeyin. Bizim dinimiz bunlara müsaade etmez. İsrail böyle yapıyorsa biz böyle yapamayız. Tam aksine biz bu ibadethaneleri ve buralara giden Musevileri, Yahudileri biz güvence altına almamız lazım, koruma altına almamız. Sağ olsun bazı ufak tefek hadiselerin dışında bu güvenceyi, bu korumayı sağladılar. Müslümanın örnek yanı zaten budur. Biz bunu başarmakta görevliyiz. Biz Ömer İbni Abdülaziz'in arazisine cami yapılıyor, mescit yapılıyor diye şikayet edildiğinde onu yıktıran bir medeniyetin, bir anlayışın mensuplarıyız. Son olarak gerek Ürdün Kralı ile yaptığım görüşmeden sonra onların da o akşam yaptıkları görüşme olumlu neticeler vermiş olacak ki en azından bu metal dedektörlerin kaldırılması kararını meclislerinden ittifakla aldılar. Ben tabii burada bir başka durumu özellikle ifade etmek isterim. Yani İsrail yönetimine şunu hatırlatmakta fayda var. Eğer bu dünyada barış içinde yaşamak istiyorsanız başkalarını tehdit etmek yerine kendisini ve bölgeyi ateş çemberine sokabilecek politikalardan kaçınmak gerekir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Akıbaba ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Balıklı Gölü ziyaret ederek balıklara yem atıp dua etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bakanlar, esnafla birlikte kahvaltı da yaparken Şanlıurfa'daki işsizlik konusunun masaya yatırılacağını söyledi. Şanlıurfa'ya dün gece tarifeli uçakla gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bakan Ahmet Eşref Akıbaba ile birlikte bugün sabah namazını Balıklı Göl platosu içerisinde yer alan Dergah Camisi'nde kıldı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin de eşlik ettiği Fakı Baba ve Özlü, daha sonra Hazreti İbrahim Peygamber'in doğduğu mağarayı ziyaret etti. Balıklı Göl'de ziyaret eden bakanlar, platoyu dolaşıp balıklara yem atarak dua etti. Vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sohbet eden Bakan Fakı Baba ve Bakan Özlü, Akarbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında kahvaltı yaptı. Kahvaltıda patlıcan, biber ve simit yiyen bakanlar daha sonra esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Bakan Fakı Baba işsizliğin çok önemli boyutlarda olduğunu belirterek, organize sanayi ve iş konusunda Şanlıurfalı hemşehrilerimize ne müjdeler verebiliriz, Şanlıurfa'ya ne katkılar sağlayabiliriz bunun çabası içerisindeyiz dedi. Acaba organize sanayiye ve iş konusunda acaba Urfalı hemşerilerimize ne müjdeler verebiliriz diye dün işte milletvekillerimizle, il başkanımızla, belediye başkanlarımızla, sayın bakanımızla, valimizle hep beraber geldik. Bürokrat arkadaşlarımızla samimi olarak acaba Urfa'ya ne katkılarımız olabilir? Onun çabası içerisindeyiz. İnşallah Allah'ın izniyle yavaş yavaş, bir kere de elimizde sihirli bir değnek yok ama yavaş yavaş bu işi, Urfa'yı, Urfalıların hak ettiği şeyleri yapabilmek, başarabilmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de Şanlıurfa'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, Şanlıurfa'da işsizlik noktasında neler yapabiliriz, bunun üzerine çalışma yapacağız dedi. Urfa'da özellikle işsizlik noktasında organize sanayi bölgelerimizi nasıl
geniş enterprizi nasıl daha dolu hale getirebiliriz diye görüşelim diye konuşmuştuk. Bugün akşama kadar buradayız. Özellikle birinci problem olan işsizlik konusunda Urfa için yapabileceklerimizi konuşacağız. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevher de işsizlik problemini çözmek adına sanayileşme anlamında gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti. Ciddi manada genç bir nüfus var. Nüfusumuzun %65'ten fazlası genç ve işsizlik had safhada. Tabii işsizliğin çözümü neden geçer? Sanayileşmeden geçer, özel sektörden geçiyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de her iki bakanı da Şanlıurfa'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyleyerek istihdamın iyi bir noktalara taşınması için çaba harcayacaklarını belirtti. Ama daha kat edilecek mesafe var, gidecek çok yolumuz var. Yeni Tarım Bakanımızla birlikte inşallah bu yolu en hızlı, en süratli bir şekilde aşmaya çalışacağız. Ve Şanlıurfa'nın temel problemleri olan işsizlik ve büyük bölümü gençlerden oluşan bu nüfusun hem bedenen hem zihnen sağlıklı bir şekilde yetişmesi ve vatandaşlarımızın gelir düzeyinin artması, üretimin arttırılması, istihdamın daha iyi noktalara taşınabilmesi için büyük bir gayret ve çaba içerisinde olacak. Şanlıurfa'nın Akçakale ile Ceylanpınar ilçeleri arasında devam eden ve bir yıldır bitirilemeyen yol yapım çalışmaları vatandaşların tepkisini çekti. Yaklaşık bir yıl önce Akçakale ve Ceylanpınar ilçeleri arasındaki yaklaşık 90 kilometrelik yolda genişletme, dolgu ve menfez çalışmaları başladı. Ceylanpınar'dan başlanılarak Akçakale ilçesine doğru yapımı devam eden yol çalışmalarının geç sürdüğünü iddia eden kırsal mahallelerdeki vatandaşlar, yolun kısa sürede tamamlanması için yetkililere seslendi. Akçakale ilçesine bağlı Aslanlı Kırsal Mahallesi'nde ikamet eden ve bu yolu kullanmak zorunda kaldığını belirten Ali Öztürk adlı vatandaş, yol çalışmalarının bir an evvel bitmesi gerektiğini dile getirdi. Toz, duman, pamukumuz öldü. Vallahi bu kasada pamuk var ya, kırmızı örümcek öldü. Evet. Tozdan. Yolun tozunda. Bir tane adam tanker gönderiyor. Bir tanker biraz sürüyor, geçiyor. Bitmemiş ki. 100 kilometre. Böyle sermişler bu yolda. Köyün içini yapmadılar. Göğüldeki ayrı derelli, ağdıken bilmem büyük taş. Onu yarı yarı yapıyorlar gidiyor. Bulutlu mahallesinde oturan Ali Kutlu ise duruma tepki göstererek Bakan Ahmet Eşref Pakı Baba'dan yardım istedi. Eziyet görmüş bizim gibi yok. Bu yol 30 kilometre kazmış, işlem yok. Lazım her 5 kilometrede yapılması lazım. Biz de Pakı Baba'ya taralandık. Tarım Bakanı olduğu halde Pakı Baba belki bize çalışsın yapar. Büyüklerimiz, milletvekillerimiz hepsini kurban olayım kendilerine. Bu yol bir çaresini yapsınlar. Yani böyle olmaz ya. Halimiz bir gün Akçakale'ye, Urfa'ya giderken başımız dönüyordu ya. Yani Türkiye'de ne kadar gidip gezerdim. Bunu bu yol, bu yol gibi görmedim. Kasremiz yani zorla oluyor. Zorla oluyor. Yani 50 kilometre olur mu yani hepsini kazarlar, bırakırlar. Yolu kullanan sürücüler de tepkilerini dile getirdi. Aslanlı, Akdiken, Gut, Pekmezli, Bulutlu ve Büyüktaş Kırsal Mahallesi sakinleri yetkililerden mevcut soruna çözüm istedi. Ha bak ne de, bak halimize perişandır. Valla perişan ya. Tekerimiz öldü, arabamız öldü. Yani valla yanardık eve gidiyoruz. Eski gibi 50-60 seneden önce böyle bizim dedeler eşekle atla gidiyorlar. Artık biz de o bizim dedenin mesrekini biz kullanıyoruz. Arabalar bırakıyoruz. Ceylanpınar'dan beri 3 yıl, 4 yıl oldu. Ha bak gelişi ne kadar. Toprak getiriyor, taş getirmiyor. Toprak, kırmızı toprak getiriyor. Gazdan gazı yolu yükseliyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakı Baba ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Şanlıurfa ziyaretleri kapsamında valiliği ziyaret etti. Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden bakanlar kendilerini karşılayanlarla tek tek selamlaşarak valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonrasında ise Vali Abdullah Erin'in makamında her iki bakan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında kendisini yalnız bırakmayan AK Parti Şanlıurfa milletvekillerine ve eski bakan Faruk Çelik'e teşekkür ederek başlayan Fakı Baba, Urfalı isterse başaramayacağı hiçbir şey yok dedi. Amacımız Urfa halkının refah seviyesini yükseltmektir. İnşallah Allah bu konuda bize yardım eder. Ben basının da çok büyük desteğini istiyorum. Ve katkılarınızdan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Hep beraber, halkımızla beraber, sivil toplumla beraber başaracağımıza inanıyorum. Urfalı isterse başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bunu da ispat etmiştir zaten Urfalı. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Konuklu'da tarım arazilerinin imara açılmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Fakı Baba, konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak, tarımın, gıdanın, hayvancılığın ne kadar insanlık için önemli olduğunu, petrolden ve enerjiden çok önemli olduğunu bilen bir karar. Bu bağlamda suçtur. İnşallah tabii, yani bu bugün 6. gün oldu. Yani çok samimi olarak söylüyorum. Tarıma gönül vermiş olan, gıdaya gönül veren, hayvancılar gönül veren bir kardeşimiz olarak mutlaka bu konuda yasal engellemeler nelerse bunlar mutlaka uygulanacaktır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise Şanlıurfa'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek bakanlığı tarafından Şanlıurfa'da neler yapabileceklerini konuşacaklarını belirtti. Bizim bakanlığımızla ilgili Urfa'da neler yapabileceğimizi bugün burada Sayın Valimizle, Sayın Vekillerimizle ve bilim yerel yöneticilerle konuşacağız, görüşeceğiz. Özellikle organize sanayi bölgelerindeki kapasitenin tamamlanması. Çünkü buradaki OSB'lerde kapasite kullanımı tam değil. Bunun tamamlanması, yani %100 kapasite kullanımına erişilmesi noktasında bugün burada görüşmeler yapacağız. Az önce Sayın Bakanım ifade etti. Özellikle işsizlik konusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi Urfa'da da sıkıntılarımız var. Buna çözüm olabilecek yöntemlerden birisi de sanayi bölgelerimizin, organize sanayi bölgelerimizin tam kapasite çalışmasıdır. Bununla ilgili projelerimiz var, planlarımız var. Bunu bugün burada istişare edeceğiz. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de ziyaretlerinden dolayı her iki bakana teşekkür ederek ziyaretin anısına Bakan Fakı Baba ve Bakan Özlü'ye tablo hediye etti. Şanlıurfa'mızın özellikle işsizlik konusunda yaşanan sıkıntıların en azından indirilmesiyle ilgili her iki bakanımızın da gerek yapılan toplantılar ve bundan sonra da gerçekleştirilecek toplantılarda alınacak önemli kararların olduğunu düşünüyorum. Ziyaretin ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Şanlıurfa'da akşam vakti göz gözü görmeyen kavşakta meydana gelen trafik kazaları sebebiyle sürücüler aydınlatma çalışmalarının yapılmamasına tepki gösteriyor. Şanlıurfa Akçakale çevre yolu bağlantı noktasında meydana gelen trafik kazaları sürücülerin tepkisini çekiyor. Önceki gün akşam saatlerinde yine aynı noktada meydana gelen trafik kazasında 34 plakalı araç sürücüsünün iddiasına göre bir başka araç tarafından sıkıştırılınca refüje çarparak durabildi. Hafif çapta maddi hasarın meydana geldiği kaza sonrası ihbarla olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerinin gerekli incelemelerini yaptıktan sonra olay anını anlatan sürücü M.A. bir başka araç tarafından sıkıştırıldığını ve refüje çarparak durabildiğini kaydederek gerekli ışıklandırmanın olmadığı kavşağın tehlike saçtığını belirtti. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Bir şirkette satış pazarlama departmanında çalışıyorum. Bugün bir an şehir Akçakale tarafında çalışma yürüttüm. Urfa'ya dönerken şu hayvan pazarı kavşağında bir kazaya karıştım. Nasıl oldu? Çevre yolundan bir araç geldi. Hızlı geliyordu. Kavşağı alamayacaktı. Gelip beni sıkıştırdı şuradan. Ben de ona vurmamak için ya da onun bana vurmasını engellemek için sola kırdım. Kırınca da duvara vurdu. Plakasını aldınız mı peki? Hayır, plakasını alamadık. Durmadı değil mi? Karşıya gitti. Hayır, durmadı. Muhtemelen ya ehliyeti yoktur ya da vicdanı. Bölge tarafı insanlarına girdiğimizde ışıklar kesiliyor. Şehir içinde ışıklar var. 200 metre ileriye kadar geliyor. Bir ışıklandırma yapılması gerekmez mi? Işıklandırma yapılması tabii ki gerekiyor. Bu yol çizgilerinin de yenilenmesi gerekiyor. Mesela yol çizgileri görünmüyor. Ayrıca şu trafik kameraları oluyor ya. Evet.
hani hangi ile nereden gelir, onlar da yok. Urfa sağ taraftan Mardin'e falan gidiyorsun, tamam da bu taraftan Urfa'ya mı gidiyorsun, o da iyi değil. Peki. Onu yapıştıralım. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Görüntülerde de görüleceği üzere zifiri karanlıkta bu kadar araç sirkülasyonunun olduğu bir bağlantı noktasında ışıklandırma çalışması yapılmaması başka kazalara da davetiye çıkarıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bakanlık görevinin ardından Şanlıurfa'ya yaptığı ilk ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Yeni kabinede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapacak olan Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Gün içerisinde partililer ve vatandaşlarla buluşan Bakan Fakıbaba, akşam saatlerinde ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Nihat Çiftçi ve Büyükşehir kadrosu tarafından karşılanan Bakan Fakıbaba, ziyaretinde Şanlıurfa için hep birlikte çalışacaklarını söyledi. Halkı, basını, sivil toplum örgütleri, yani Allah'ın izniyle bu saydığım bireyler bir araya geldiğinde bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Yükümüzün çok ağır olduğunu farkındayım. Yani gıda, tarım ve hayvancılık sadece Türkiye'yi değil, dünyayı ilgilendiren en önemli konulardan birisi. Yani yok petroldü, yok falandı, yok filandı değil. Gıda önemli. İnsanın yaşaması önemli. Yani ben çok iyi biliyorum ki her 25 dakikada bir dünyada yaşayan insanların birisi açlık sınırının altına düşüyor. Ve her 25 dakikada. Bu ne demek? 10-15 yıl sonra gıda dünyanın en önemli. Yani zaten şu anda 7 milyar ortalama bir nüfusumuz var. Şu anda bile açlıktan ölen insanlar var arkadaşlar. Onun için yükümüz ağır. Ama biraz önce saydığımız takımlarla, takım arkadaşlarımla inanıyorum ki biz bu yükün evvel Allah'ın sayesinde altından kalkacağız, kalkmak zorundayız. Ziyaret sırasında Büyükşehir Belediyesi Şeref Salonu'nda basın mensuplarına ilk açıklamayı yapan Başkan Nihat Çiftçi ise Bakan Fakıbaba'yı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Çok yakın bir tarihte Şanlıurfa Milletvekilimiz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na atanmış oldu. Peygamberler şehri ve aynı şekilde de tarımda da inşallah geleceğe ufukla bakan bu şehre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çok yakıştığını, Sayın Bakanımıza memleketi ve yine 10 yıl Şanlıurfa iline hizmet vererek Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza hoş geldin demek istiyorum. İnşallah Allah'ın izniyle bizlerle yerel yöneticiler olarak Sayın Bakanımızın her zaman yerel anlamda emin olduğunu, birlikte çalışacağımızı, tek hedefimizin Şanlıurfa'nın gelişmesi, Şanlıurfa'nın marka şehri olması. Tabii ki Rabbim yardımcısı olsun. Artık Türkiye tarımı, Türkiye gıdası, Türkiye'nin hava ve hayvancılığı Sayın Bakanımdan sorulacaktır. Sayın Bakan, sen geç yerine. Sayın Bakan, Sayın Bakan. Sayın Bakan, geç yerine. Kusura bozma, kusura bozma. Kusura bozma. Yok abi. Kusura bozma abi. Ben yok, ben. Ya kusura bozma. Ya orası benim değil. Ya Bakan Fakıbaba ve Başkan Çiftçi açıklamalarının ardından başkanlık makamına geçti. Makamda Bakan Fakıbaba'ya Başkan Çiftçi tarafından Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını içeren sunum yapıldı. Sunumu dikkatle izleyen Fakıbaba çalışmalarından dolayı Başkan Nihat Çiftçi'yi kutladı. Ziyaret Bakan Fakıbaba'ya günün anısına hediye verilmesiyle son buldu. Dualarla, halkın da duasıyla yani yerel yönetim hemen çok önemli olduğunu ve çok başarılı işler yaptığımızı görüyorum. Adana'da evlilik vaadiyle 77 yaşındaki adamı kandırıp ara sokakta öldüresiye dövdükten sonra 4500 lirasını gasp eden zanlı İstanbul'da yakalandı. Alınan bilgiye göre olay 20 Temmuz günü Adana Seyhan ilçesi Mirza Çelebi mahallesi 31090 sokakta sabah saatlerinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Adana'ya gelip kışın portakal bahçesinde, yazınsa karpuz tarlalarında bekçilik yapan Ali Bulut, tarla sahibinden 4500 lira toplu para aldı. Bulut izinli olduğu günler Mirza Çelebi mahallesinde bir kahvehaneye takılmaya başladı. Bulut burada kendisinden 50 yaş küçük 27 yaşındaki Turan'ı öyle tanıştı.
20 Temmuz günü de izinli olduğu için yine sabahın erken saatlerinde kahvehaneye geldi. Turan Ö de kahvehanedeki Bulut'un yanına geldi. Turan Ö bekçinin gömleğinin cebindeki parayı gördü. Bunun üzerine Turan Ö bekçi evli olmasına rağmen burada Suriyeli biri var, genç, güzel, hem de bakıma muhtaç. Hem ona bakmış olursun hem de evlenirsin dedi. Bulut bu teklifi kabul edince Turan Ö ancak kızın ailesinin 3000 lira para istediğini söyledi. Parası olan bekçi bu durumu kabul edince Turan Ö kızı göstermek için Bulut'u kahvehaneden çıkartıp Mirza Çelebi mahallesindeki ara sokaklara götürdü. Bu arada Bulut'tan 1000 lira da para aldı. Daha sonra mahallede ara sokakta bir eve girip çıkıp paranın kalan kısmını da ailenin istediğini söyledi. Ancak yaşlı adam parayı vermek istemedi. Bunun üzerine Turan Ö yaşlı adamı darp etmeye başladı. Kanlar içinde kalan yaşlı adamın cebindeki parayı alan Turan Ö koşarak kayıplara karıştı. Mahallede sesi duyup yaşlı adamı kanlar içinde gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis yaşlı adamdan bilgi alıp konuyu araştırmaya başladı. Bir süre sonra da Ali Bulut ambulansla Çukurova Doktor Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam burada 2 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Daha sonra hayati tehlikeyi atlatarak servise çıktı. Polis yaşlı adam ölüm tehlikesini atlatınca yeniden ifadesini aldı. Bulut ifadesinde kendisini darp edip parasını alan şahsın Turan Ö olduğunu söyledi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı gasp büro amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaptığı çalışmada zanlının gasp olayından sonra Mersin'e gittiğini ve gasp ettiği paraların bir kısmını eğlenmek için harcadığını belirledi. Turan Ö'nün İstanbul'a geçip burada da yaşlı adamdan gasp ettiği paraları harcamaya devam ettiği, balık avlayıp bu anları da sosyal medyadan paylaştığını belirleyen polis tüm bu delilleri toplayıp zanlıyı yakalamak için harekete geçti. Şahsın İstanbul Ok Meydanı'nda olduğunu tespit ederek İstanbul polisiyle ortak operasyon için düğmeye bastı. 24 Temmuz günü İstanbul Ok Meydanı'nda yapılan şafak baskında yakalanan Turan Ö uçakla Adana'ya getirildi. Adana'da yapılan sorgulamada suçlamaları kabul etmeyen zanlı, yaşlı adamın kendine kumar borcu olduğunu, bu nedenle parasını aldığını ileri sürdü. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, basın mensuplarının neden yaşlı adamı gasp ettiğin sorusu üzerine, "Hepiniz bencilsiniz, siz onun kim olduğunu biliyor musunuz, adamı tanıyor musunuz?" diyerek tepki gösterdi. Vicdanı sızlamıyor mu hiç? O görüntüleri gördün mü? Adam nasıl olmuştu? Kim olduğunu biliyor musun? Kim? Adamı tanıyor musun? Kim? Sen tanıyor musun? Hak etti mi diyorsun yani? Hak etti mi diyorsun yani? Tamam arkadaşlar. Yaşlı adamı öldüresiye döven zanlı, basın mensuplarına da tekme atarak darp etmeye çalıştı. Zanlı daha sonra adliyeye götürüldü. Siverek Belediyesi şehir merkezinde altyapısı tamamlanan mahallelerde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Resul Yılmaz çalışmaları inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Bir süre önce altyapısı tamamlanan Fırat Mahallesi'nde Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlanan sıcak asfalt çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yeni yerleşim alanları ve artan nüfusuyla gelişime açık Fırat Mahallesi'nde başlatılan çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Resul Yılmaz, esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Resul Yılmaz, mahalle sakinleri ve muhtarla sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. İş tamamladıktan sonra memnuniyetle şunu söyleyebilirim ki, birinci sınıf bir yol olmuş. Hürriyet Caddesi'ndeki yol kalitesi neyse Fırat Mahallesi'nin 32. sokağındaki kalite de aynısıdır. Hep şunu söyledik, temel hedefimiz var. Amacımız şu, yol standartını alabildiğimizi sürekli yükseltmek. Artık yavaş yavaş toparlıyoruz. İşte Fırat Mahallesi bittikten sonra Dicle Bağlar Mahallemizde küçük alanlar kalmış. Oralarda asfaltlıktan sonra en son sürekli Yenişehir Mahallemizde asfaltlamak suretiyle asfalta Allah izin verirse bir nokta koyacağız. Tabii bundan sonra işlerimiz bitiyor mu? Belediyecilik de hiç bitmez. Sorun da bitmez. Ama önemli olan sorunları minimize etmektir. Vatandaşı, burada oturan insanlarımızı, Süveyrek halkını memnuniyetine esas alırız hep. Onların da şükür memnun olduklarını duyunca arkadaşlarımızla birlikte, ekipteki çalışma arkadaşlarımızla birlikte bize daha bir şevk geliyor. Daha bir çalışma azmi geliyor. Tekrardan bu çalışmaların başta Fırat Mahallemiz olmak üzere Süveyrek'in tamamen hayırlı olmasını diliyoruz. Mahalle sakinleri çalışmalar nedeniyle Başkan Resul Yılmaz'a teşekkür ederek başarılar diledi. Burada bayağı bir toz duman çekti ama şu an yollar gayet güzel. Öncesinde işte toz duman olması yolun yapıldıktan sonra bize onları unutturdu. Gerçekten bir daha söylüyorum başkanımıza ve tüm ekiplere teşekkür ediyoruz. İnşallah.
Bir dergi tarafından düzenlenen marka projeler, marka belediyeler ödül töreninde başarılı projeler ödülleri verildi. Törende Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin engelli vatandaşlar için hayata geçirdiği engelli koordinasyon merkezi ile Karaköprü Belediyesi'nin oyun ve oyuncak müzesi ödüle layık görüldü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete sunulan Türkiye'nin en büyük engelli koordinasyon merkezi düzenlenen marka projeler, marka belediyeler yarışmasında ödüle layık görüldü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, başkent Ankara'da düzenlenen törende ödülü Şanlıurfa halkı adına aldığını belirtti. Evet, bugün öncelikle Şanlıurfa ilimiz için çok önemli. Hem Büyükşehir Belediyesi olarak bizler temsilen geldik, hem Karaköprü Belediyesi temsilen Metin Başkanımızla. Ankara'da Şanlıurfa'mızı ilçe ve büyükşehir statüsünü temsil ettik. Tabii ki önemlidir. Bizler ekip olarak çalışıyoruz. Ekip Engelli Koordinasyon Merkezi çok önemli bir projeydi. Bir yaşam haline getirdi. 10 bin metrekarelik kapalı alanda 48 bin engelliye hizmet edebilecek derecede bir devasa bir projeydi. Bu proje burada ödüle layık görüldü. Bunlar moral ve motivasyondur doğrusu. Biz Şanlıurfalı hemşehrilerimiz için hizmetleri yapıyoruz. Bu hizmetleri kadromuzla birlikte yapıyoruz, çalışanımız var. Ben bu projede işçisinden başkanına kadar emek veren herkese teşekkür ediyorum. Onlar adına buradayız. Aynı şekilde çocuk oyuncak müzesi çok orijinal bir fikir. Karaköprü Belediye'mizin yüz olarak hayata geçirdiği bir proje. Bu proje sebebiyle de Karaköprü Belediye'miz, belediye başkanımız ödüle layık görüldü. Bunları güzel gelişmeler, Şanlıurfa için çok önem arz ediyor. Bizleri moral ve motivasyonumuzu yükseltiyor. Ama her şeyin kaynağı Şanlıurfalı kardeşlerimizdir, hemşehrilerimizdir. Törende ayrıca Karaköprü Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Şanlıurfa'da bir ilk olan oyun ve oyuncak müzesi de ödüle layık görüldü. Ödül alan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydil'i yaptığı değerlendirmesinde Karaköprü'de sosyal hayata yönelik birçok yenilikçi çalışmalara imza attıklarını söyledi. AK Partili belediyeler, marka belediyeler, marka projeler adı altında yapılan etkinlikte Karaköprü ve Büyükşehir olarak iki tane ödüle layık görüldük. Öncelikle Karaköprü olarak yaptığımız oyun ve oyuncak müzesi gerçekten bizim bölgede bir ilk olması münasebetiyle bu konuda burada ödüle layık görüldük. Bu konuda hem mutluyuz hem de geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğimizin göstergesi ve teminatı olacaktır inşallah. Tabii yine Büyükşehir Belediye'mizle yaptığı güzel ve devasa projelerle Büyükşehir Belediye'miz de bu konuda bir ödüle layık görüldü. Ben buradan öncelikle Büyükşehir Belediye'mizi de ödülünden dolayı tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Ve gerçekten Şanlıurfa'mız yani çok hızlı bir şekilde büyük gelişen bir il ve bu gelişmenin yanında önce olan Karaköprümüzün de büyümesi bizim için gerçekten umut verici bir durum. Hilvan Belediyesi 2017 yılı çalışma programı kapsamında başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Hilvan'ı belediye hizmetleri konusunda daha ileriye taşıyacağız dedi. Hilvan Belediyesi'nin girişimleriyle Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı tarafından Gölcük Kırsal Mahallesi'nde yaptırılan sentetik çim sahada inceleme yapan Başkan Bayık, yaptığı yazılı açıklamada Kırsal Gölcük Mahallesi'nde yapımı devam eden sentetik çim saha okul kompleksinin içinde yer almaktadır. Bu nedenle çevre düzenlemesi çalışmalarımız da birbirine paralel olarak devam etmektedir. Gerek eğitim ve öğretim döneminde gerek yaz tatilinde Gölcüklü genç ve çocuklarımız girişimlerimiz sonucu yapılan semt sahasından diledikleri zaman faydalanabileceklerdir. Bu vesileyle Gölcük Mahalle sakinleri adına Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na teşekkür ediyorum dedi. Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık daha sonra Merkez Bağlar Mahallesi'nde yeni yapılanma alanlarında başlatılan kilitli parke taşı çalışmalarının yapıldığı bölgelerde inceleme yaptı. Mahalle Muhtarı Ziyade İnan ve Hilvan Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekiple beraber inceleme yapan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık yaptığı yazılı açıklamada ilçemiz her geçen gün yerleşim alanı olarak gelişmektedir. Yeni yerleşim alanlarının oluştuğu bölgelerde vatandaşlarımızın mevsim şartlarına göre herhangi bir olumsuzluk ve zorluk yaşamamaları için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.
2017 çalışma programı çerçevesinde başlattığımız çalışmaları daha da genişletip halkımızın hizmetine sunacağız dedi. Adana merkezi İstanbul, Ankara, İzmir ve Şanlıurfa'nın da aralarında olduğu 9 il ve 6 ilçede yapılan operasyonda 36 sahte polis yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Adana Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında Adana merkezli, Adıyaman, Ankara, Elazığ, Kırklareli, İstanbul, İzmir, Sivas ve Şanlıurfa illeriyle bu illere bağlı 6 ilçede kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları milyonlarca lira dolandıran çetenin olduğu belirlendi. Bu tespitin ardından yan kesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği ekipleri 25 Temmuz günü şafak vakti harekete geçti. 9 il ve 6 ilçede 1000 polis eş zamanlı olarak 50 adrese baskın yaptı. Polis baskınlarda 36 zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar Adana'ya getirildi. Adana'ya getirilen zanlılar sorgulanmadan önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere otobüs ve midibüsle adli tıp birimine götürüldü. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adana polisi 5 ay önce 22 Şubat'ta da 15 ilde 100 adrese baskın yapıp 45 sahte polisi yakalamıştı. Bunlar emniyetteki sorguların ardından adliyeye sevk edilmiş ve 19 zanlı tutuklanmıştı. Polis bu operasyonda vatandaşların milyonlarca lira dolandırılmasının önüne geçmişti. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçede kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde iş yerlerine yönelik kaldırım ve yol işgali denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını devam ettiren zabıta ekipleri, yol ve kaldırım işgali denetimlerinde iş yerleri tarafından yaya ve trafik yoluna bırakılan malzemeleri kaldırtıyor. İşgal yapan iş yerlerini ihtar tutanağı düzenleyen zabıta müdürlüğü, uyarı ve ihtarlara uymayarak işgale devam eden iş yerlerine kabahatler kanunu kapsamında ceza işlem uyguluyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kurban Bayramı'nda üreticinin de tüketicinin de fiyatlardan memnun olacağını söyledi. Şanlıurfa'da çeşitli ziyaretlerde bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlıkla ilgili çalışmaların yapıldığını ancak bir fiyat telaffuz edemeyeceğini belirterek, Kurban Bayramı'nda üreticinin de tüketicinin de fiyatlardan memnun olacağını söyledi. Ya fiyat şöyle olacak, böyle olacak bir şey söylemem mümkün değil. İşi böyle rakamlarla şey yapma ama Fakıbaba olarak samimi bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın bana direktifi herkesin mutlu olabileceği, üreticinin, tüketicinin, kasabın, esnafın, sanayicinin, üretenin, tamam, herkesin bir dengeyi bulabileceğimiz bir sistem bulacaksın dedim. Ben de emrin olur dedim. Ve arkadaşlarla beraber onu çalışıyoruz. Ama yani kurbanda fiyatlar böyle olacak, şöyle olacak demem bana göre doğru olmaz. Biraz beklemek lazım ama hani şunu söyleyebilirim. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak benden önceki bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bir bayrak teslim aldım. Amacım bu bayrağı en iyi şekilde, hızlı bir şekilde benden sonraki gelen arkadaşıma vermektir. Ve bu süreç içerisinde de Allah'ın izniyle takım olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz hep beraber bu halkın efendim daha mutlu, daha sağlıklı yaşayabilmesi için elimizden geleni evvelallah yapacağız. Yani bir samimi çalışmalar, yani üreticinin de tüketicinin de mutlu olabileceği çalışmamız yapılıyor bu konuda. Bir açıklamanız vardı.
Yani bizim genelgelerimizde ne varsa zaten 5 gün önce genelgeleri bilemiyorum. O genelgelerde ne varsa tabii genelge uygulanır. Yani devlette devamlılık esastır. Devlette devamlılık esastır. O devamlılıkta ne varsa onlar mutlaka uygulanır. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde park halindeki bir otomobil alev alarak yandı. Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Kale Mahallesi 63. sokakta meydana geldi. Evin önünde park halinde olan Orhan Bey'e ait 27 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araçtan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın mahalle sakinlerince cep telefonuyla kaydedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür çekimi yapıldı. Sarı yeşille takım Şanlıurfa Spor ve siyah beyazlı ekip Karaköprü Belediyespor'unda maç takvimi belli oldu. 2017-2018 futbol sezonunda Şanlıurfa Spor'un maç takvimi şu şekilde. 1. hafta Niğde Belediyespor Şanlıurfa Spor. 2. hafta Şanlıurfa Spor Nazilli Belediyespor. 3. hafta Altay Şanlıurfa Spor. 4. hafta Şanlıurfa Spor Fatih Karagümrük Spor. 5. hafta Konya Anadolu Selçuklu Spor Şanlıurfa Spor. 6. hafta Şanlıurfa Spor Fethiye Spor. 7. hafta Kırklareli Spor Şanlıurfa Spor. 8. hafta Şanlıurfa Spor Sakarya Spor. 9. hafta Silivri Spor Şanlıurfa Spor. 10. hafta Şanlıurfa Spor Bandırma Spor. 11. hafta Karşıyaka Şanlıurfa Spor. 12. hafta Şanlıurfa Spor Buksaş Spor. 13. hafta Hacettepe Spor Şanlıurfa Spor. 14. hafta Şanlıurfa Spor Pendik Spor. 15. hafta Gümüşhane Spor Şanlıurfa Spor. 16. hafta Şanlıurfa Spor Zonguldak Spor. 17. hafta Kahramanmaraş Spor Şanlıurfa Spor. Öte yandan Karaköprü Belediyespor'un bu sezon ilk defa yer alacağı TFF 3. Lig'de 2017-2018 sezonu fikstürü çekildi. Karaköprü Belediyespor'un TFF 3. Lig 3. grupta ilk yarı fikstürü şu şekilde. 1. hafta Karaköprü Belediyespor Aydınspor 1923. 2. hafta Arsinspor Karaköprü Belediyespor. 3. hafta Karaköprü Belediyespor Tarsus İdman Yurdu. 4. hafta Kocaeli Spor Karaköprü Belediyespor. 5. hafta Karaköprü Belediyespor Payas Spor. 6. hafta Çorum Belediyespor Karaköprü Belediyespor. 7. hafta Karaköprü Belediyespor Elaziz Belediyespor. 8. hafta Cizre Spor Karaköprü Belediyespor. 9. hafta Karaköprü Belediyespor Düzyurt Spor. 10. hafta Kızılca Bölük Spor Karaköprü Belediyespor. 11. hafta Karaköprü Belediyespor Karacabey Birlik Spor. 12. hafta Büyükçekmece Tepecik Spor Karaköprü Belediyespor. 13. hafta Karaköprü Belediyespor Ankara Adliyespor. 14. hafta Sultanbeyli Belediyespor Karaköprü Belediyespor. 15. hafta Karaköprü Belediyespor Utaş Uçakspor AŞ. 16. hafta Tekirdağ Spor Karaköprü Belediyespor. 17. hafta Karaköprü Belediyespor Osmaniyespor FK. Karaköprü Belediyespor takımının renkleri kırmızı siyah diyelim ve az önceki hatamızı düzeltelim. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yaz spor okulları kapsamında açılan kickbox kursuna gençler yoğun ilgi gösteriyor. Uzak Doğu dövüş tekniklerinin en çekicisi ve en hareketlisi olan kickbox Şanlıurfalı gençlerin ilgisini görüyor. Farklı tekniklerin içinde yer aldığı bir savunma spor olan kickbox, tamamen iki farklı spor olan karate ve muay thai'nin bir araya gelmesi sonucunda oluşuyor. Aşırı derece sert bir spor olmasıyla erkeklerin ağırlık gösterdiği kickbox sporuna Şanlıurfalı bayan sporcular da ilgi gösteriyor. Adım Gülizar Zeynep Sarı Kalkan. Gençlik Spor Merkezi'ne geliyoruz kickbox öğrenmek için. Mustafa Şen hocamız bize yetiyor. Burada arkadaşlarla çok güzel vakit geçiriyoruz.
Gençlerin severek katılım gösterdiği spor dallarından birinin de kickboks olduğunu belirten Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş yaptığı yazılı açıklamada her geçen gün gençlerin spor ilgisinin arttığını vurguladı. Kickboksun koordinasyonu geliştiren bir spor dalı olduğunu aktaran Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, kickboks diğer spor dallarına oranla daha çok kuvvet isteyen bir spor dalı. Özellikle Şanlıurfalı gençlerimizin de ilgi gösterdiği bir spor. Gençlerimiz kickboksla el, göz, ayak koordinasyonunu ve uyumunu geliştirebilir ifadelerini kullandı. Kickboks kursuna katılmak isteyen gençler Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü binasına gelerek kayıt yaptırabiliyor. Gençlik sporunun yaz kurslarına geldi. Kickboks öğrenmek için Mustafa Şen hocamız bize eğitiyor. Müsabakalara katılmak için geldik buraya. Şu an arkadaşlarımızla da iyi vakitler geçiriyoruz. Yani yaz tatilini boşa geçirmemek için spor amaçlı buraya geldik. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi de noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.